Milliyetçi Hareket Partisi grubu İskenderun Belediyesi'nin geride kalan 2 yıllık icraatlarını değerlendirdi. 30 Mart 2014 mahalle idareler genel seçimlerinden sonra belediye meclisinde muhalefet görevi üstlenen MHP'nin dün İskele Kafede düzenlediği kahvaltılı basın toplantısına partinin ilçe başkanı Turan Bozkurt, belediye meclisi MHP grup başkanı diş hekimi Emir Selim Yazar ve diğer meclis üyeleriyle kadın kolları başkanı Emel Sönmez katıldı. Açılış konuşmasını yapan MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, 3. yıl dönümüne giren belediye yönetiminin geride kalan sürede gözle görülür ciddi bir icraat yapmadığını üzülerek belirtmek isteriz dedi. Bozkurt sözlerine şöyle devam etti. Şerefler ediniz arkadaşlar. Değerli basın mensupları, biz her zaman söylediğimiz gibi İskenderun halkının menfaatlerine, hizmetlere onay verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ancak bu verilen yetkiyi Sayın Başkan ve ekibi doğru yerde ve yerinde kullansın. Eğer aksini yaparsa meclis üyelerine bizler gereğini yapar ve özellikle de şunu unutmasınlar ki bizler seçim meydanlarına verilen sözlerin peşinde bırakmayacağız arkadaşlar. Şimdi buradan Sayın Başkan'a soruyorum. Benzer kanalı ıslah çalışması ve TOKİ devletin ve hükümetin işi. Cami yapımı hayırseverlerin işi. Bunların arkasına sınıf da başka kendine pay çıkartma. Değerli arkadaşlar, artık İskenderun halkı İskenderun Belediyesi'nden hizmet bekliyor. Bizde bir atasözü var. Öz söz verme, öz sözünden dönme. Bu sözleri bizlere verdiniz, İskenderun halkına verdiniz Sayın Başkan. Allah bizleri sözünden dönenden eylemesin. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun, hizmetleri birer birer İskenderun halkına getirin. Değerli kardeşlerim, İskenderun sahipsiz, İskenderun öksüz. Buradan İskenderun vekillerimize sesleniyorum. İskenderun'a sahip çıkalım arkadaşlar hep birlikte, el birliğiyle. Çünkü başka İskenderun yok, başka bizim yaşayacağımız bir yok. Onun için biz hep beraber el birliğiyle İskenderun'a sahip çıkmamız gerekiyor. Başkan'dan bunu istiyoruz. Artık yeter. 2 yıl oldu Sayın Başkan. 2 yıldır ne yaptın? 2 yıldır elle tutulur, gözle görünür bir icraat yok. Artık İskenderun halkına, İskenderunlu'ya hizmet verme zamanı gelmiş de geçiyor. Bu bizim hepimizin üzerine düşen görev. Biz bunların takipçisi olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Diş Hekimi Emir Selim Yazar'da yaptığı konuşmada bizim kişilerle bir polemiğe girme amacımız yoktur. Tek hedefimiz İskenderun menfaatlerine öncelik verilmesidir dedi. Ben öncelikle dün İl Başkanımız Büyüklü Çocuk sayfasında paylaştığı bir şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Kırıkhan'da şehit cenazesinde babası Anadolu insanı olan Hacı amcanın dudaklarından kadim milletimizin şifreleri döküldü. Vatanımız sağ olsun, devletimiz var olsun. Milletimiz bir ve beraber olsun. Yeter ki al bayrak dalgalansın. Biz de bu duygular içinde açıyoruz toplantımızı. Bir de son birkaç gün içinde Hatay'da şehit olan şehitlerimizi de isimlerini söylemek istiyorum. Hassa'da şehit olan Assubay Halil Halal, Kırıkhan'dan uzman çavuş Hidayet Atmış, Dört Yolu'dan Özel Harekat Polisi Komiser Yardımcısı Ayhan Kıymacı, Pazar günü Reyhanlı'da uzman çavuş Bilal Kurtoğlu. Allah rahmet eylesin, mekanlar cennet olsun. Belediye Meclis Grubu olarak da Hatay Büyükşehir Meclisi'nde son birkaç ay içinde girişimimiz oldu. Bunlardan biri Metastan Bulvar isminin geri iadesiyle ilgiliydi. Bu Şubat ayında görüşüldü. Komisyona sevk edildi. Komisyon uygun gördü. Yalnız yeterli çoğunluğu alamadığı için muhtemelen yürürlüğe girmeyecek. 54 kabul, 25 red oylama sonucu. Yanmıyorsam 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu. 59'u bulmamız gerekiyordu. Bununla ilgili ileriye dönüp yeni bir çalışma yapabiliriz. Bir daha sonra yine Mart ayı içinde Nobel Kimya Ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar için İskenderun'da bir park alanına izin verilmesi konusunda yönergemiz oldu. Onu da gündeme alındı oy birliğiyle. Muhtemelen Nisan ayı içinde de meclisten çıkar. Onda saf çoğunluk yeterli oluyor diye biliyorum. Biz bu çalışmaları yaparken İl Başkanımız Sayın Lütfü Kaşıkçı ve İlçe Başkanımız Sayın Turan Bozkurt'un destekleri ve AK Parti ile yaptığımız görüşmeler sonucu oluşan konsensüs ile
önergelerimizi verdik Büyükşehir'de. Yalnız şunu bilinmesini istiyorum. Yanlış bilgiler dolaşıyor. Verdiğimiz önerge Tayfur Sökmen Bulvarı'nın isminin kaldırılması şeklinde değildi. Çay Mahallesi içinde yeni açılan, daha önce hatta ismi Osman Gazi Caddesi olabilir. Hatta o cadde devam ediyor. Yeni açılan bulvara ilk verilen isim Mete Aslan Bulvarı'ydı. İskenderun Belediye Meclis kararıyla 10 yıl bu isim kullanıldı. Sonra geçtiğimiz dönem belediye CHP döneminde isim değişikliğine gidildi. Tayfur Sökmen Bulvarı ismini aldı. Bizim önergemiz bu bölümle ilgili. Sanayi Mahallesi içindeki 5 metrelik imarlı yol Tayfur Sökmen Bulvarı olarak devam ediyor zaten, edecekti. Meclis üyelerinden Osman Çolak, denizcilerde nüfus dairesi şubesinin hizmete girmesi, ihtiyacı duyulan sokak ve caddeleri asfalt yapılması MHP olarak bizim çabalarımızla gerçekleşmiştir diye konuştu. Meclis üyesi İbrahim Yavuz ise sosyal medya ağırlıklı muhalefet yapıldığı eleştirilerine karşılık verdiği yanıtta, biz bütün iddialarımızı önce mecliste dile getiriyoruz. Çözüm noktasında söz almamıza rağmen yerine getirilmeyince sosyal medya yoluyla paylaşıyoruz dedi.